Hazır mısınız? Açıyorum. Aç. Tıp. Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin basit bisiklet piyasasındaki en büyük çekilişi şimdi sizlere göstereceğim. Instagram'dan söylemiştim. Çoğu kişi belki en büyük diye belki hafife aldılar bir şey oldular. Şimdi bisiklet vereceğiz size çekilişte. Az çok tahmin ettiniz. Açıl. Ne yapacağım bunu? Sizin sohbet ettirmediniz 2 dakika ya. Geç karşıma. Arkadaşlar bisikleti gösterdikten sonra konuşacağım sizinle çekiliş hakkında. İlk önce şu taraftan aç. Şöyle kalsın. Şimdi gel bu tarafa doğru. Şöyle gel bu tarafa doğru gel. Birden yanıma doğru koş ya şimdi gel. 3, 2, 1, aç. Bak iş. Çekilişle vereceğimiz olan bisiklet budur arkadaşlar. Medal. Demiştim Türkiye'nin en büyük basın bisiklet çekilişini yapacağız söylemiştim. Dinlememiştiniz. Yani bazıları kale almamıştı. Şimdi bisikletimiz budur. Şimdi diyeceksiniz ki abi örnek veriyorum bize bisikleti veriyorsun. Neden orta sehpayı söktü? Neden makamı söktü? Arkadaşlar bizim de bütçemiz elimizdeki şu an imkanlara göre bunu bu şekilde verebiliyoruz. Yani elimizden gelen budur. Yine de Türkiye'nin en büyük basın bisiklet çekilişi. Sponsorlarımızı vesairesini de zaten Instagram'da paylaşacağım. Lakin her şeyden önce siz bu çekilişe nasıl katılacaksınız? Ona gelelim. Ve bunun neden ismi? İşte çekiliş hakkında konuşma yapacağız sizlerle arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bisikletimiz görmüş olduğunuz gibi don limini sökmedik. Nikelajı hala 10 numara. Elciklerimiz var. Ayarlı gidon bazını sökmek zorundaydım. Normal gidon bazı takıldı. Ve jant lastik değişti. Diş söküldü. O kadar. Üstündeki bazı aksesuarları da sökmüş olabilirim. Lakin dediğim gibi elimizdeki imkanlar ve şu anki şartlarımızın gereği size çekilişle bunu vereyim diyoruz. Yine de bence büyük bir çekiliş. Kimse bu zamana kadar ne nikelajlı ne otoboyalı bir bisiklet vermedi çekilişle. Evet. Verdi mi? Vermedi. Kim verir? Kimse. Çakmak garaj verir. Çakmak garaj verir. Aynen öyle arkadaşlar. Yine üstünde Shimano aktarıcımız var. Lakin aktif değil. Ama yarın bugün kazanan kişi istediği gibi aktif edebilir değil mi o? Hey gülüm bakalım. Çekilişe nasıl katılacaksınız? Her şeyden önce ve bunu şöyle söyleyeyim. Çekilişe katılmanız için çakmak.garage Instagram hesabını takip edip gönderinin paylaşılmasını beklemeniz gerekiyor. Şimdi videoyu ne zaman yayınlarım, ne zaman yayınlamam bir şey olur. Ondan şey yapamıyorum konuşurken yanlış bir şey söylerim veya eksik bir şey söylerim. Ama videonun açıklamasına veya sonuna, ortalara bir yerlere açıklama, bilgi ile ilgili bir şey paylaşalım. Sponsorlarımız Çakmak Garaj Instagram hesabı üzerinden paylaşılacaktır. Çekilişe katılmak için gönderiyi paylaşacağım ya, gönderiyi beğeneceksin. Yoruma 3 tane arkadaşını etiketleyeceksin. Hikayeni de paylaşacaksın. Ve benim takip etmiş olduğum kişileri de takip edeceksiniz kankalar. Bu şekil olacak. Aa bilmiyorum da. Oradan. Bunu nasıl çekilişebilir bize? Bu şakaydı bunu vermeyin başka. Ben sözümün arkasında Türkiye'nin en büyük basın bisiklet çekilişini yapacağımı söylemiştim. Ve en büyüğü de bu. Daha da büyüğü. Bir dahaki zaman. Bir dahaki. Aynen öyle kankalar. Çekilişlerimiz sürekli olacak. O yüzden çakmak kadar Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bisikletimiz yine aynı şekilde. Pek bir üstüne fazla bir şey sökmedim. Sadece aksesuar bakımından bana lazım olan şeyleri sökmem gerekiyordu. Çünkü benim bütçem, verebilecek kapasitem şu an buna hitap ettiği için böyle oldu. Ama yine de elciklerdir. Öndeki domlini söküp normal maşa takabilirdik ama lakin takmadık. Yanak yani. Şu an bisikletin maliyetini ben size hesaplasam siz diyeceksiniz ki yuh. Nikelaj, otoboya, yanaklı lastik şu an. Jant. Bu 150 liradan sıfır. Elcik. Nikelaj direksiyon. Kalın boğaz. Koltuk. Shimano aktarıcı. Zincir. Sıfır. Yok zincir bunun sıfır değil mi? Yok. Zinciri bunun aldık, kullanamadık ama sıfır gibi yani. Bir şey yok. Pedal sıfır. Orta göbek bileşim yerlerine kadar sıfır. Onları falan hiçbir şey sökmedim üstüne. Demiş olduğum gibi arkadaşlar. Instagram üzerinden gönderip paylaşacağım. Açıklamayı da linkine koyarım zaten büyük ihtimalle. Umarım ihtiyacı olan birisine çıkar çekilişimiz, bisikletimiz. Yani söylemek istediğim bu kadar aslında. Pek de fazla bir şey söylenecek bir şey yok. Lakin dediğim gibi sözümüzün arkasındayız. En büyük basit bisiklet çekilişini yapacağımızı söylemiştik. En büyüğü de bu baba. Yani daha da büyüğü gelir mi? Gelirse de o da bir tane. Herkes çekmiş ama şimdi bu bisiklet çekilişine vereceği için bunda olmaz ama
Diğer vereceğimiz bisikletler belki daha fazlası olur. Aynen öyle. Bir de şöyle düşünün. Bizim bisikletimizin en boş hali bile yüksek bir maliyet. Neden? Nikelajı var. Otomobil boyası var. Donili var. Yani şimdi diğer çekilişe verilen bisikletlere bakıldığında kimseyi kötülemiyorum ya. Kimsenin çekilişini hafife almıyorum. Lakin yanaklı lastik olsun, boyası olsun ve nikelajı yok. Var mı? Yok. O yüzden hani baba çok güzel de ben medeli vereceğim hala inanamıyorum yani. Çok güzel olmuştu. Çok hoşuma gitmişti. Neyse sağlık olsun. En azından bizi seven, bizi takip eden, bizi destekleyen bir kişiye çıkacak bisiklet. Umarım yani. İnşallah öyle olur. Başka söylemek istediğim şeyler var mı? Sosyal medya hesaplarımızı da buraya koyarım. Kanalın adını değiştirmeyi düşünüyorum. Onu söylemiştim. Açılış vesaire falan değişti. Ya, oradan anlamışsınızdır. Başka? Kaç dakika oldu Emre'cim videomuz? Abi 5.38. 5.38 tamam. Bir de Medeli'nin şu an kendi bir klip tarzı bir şey yaparım. Başka ne yapabiliriz? Yani videoyu 10 dakikaya şey yapmak istiyorum. Söyle Emre'cim. Abi sen birisinin ismini söyleyecektin. Heh. Evet. Ayrıyetten. Videomuzu sona kadar izleyin, o ayrı konu da o nereden aklıma geldi bilmiyorum. Baba TikTok'tayız. Bundan sonra TikTok platformunda çok aktifiz. Enver, ben, Okan her Allah'ın günü neredeyse canlı yayın açıyoruz ve canlı yayınlarda bize destek olan kim? En çok destek olan kim? Emin Parla kardeşime buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere destek oluyor. Canlı yayınlarda bizi yalnız bırakmıyor. Enver'le yarışma falan yapıyoruz. Enver'e çiğ yumurta içirdim. Çok güzel. Baba bak TikTok hesabımı da buraya koyuyorum. Kesinlikle takip edin. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Benimkini de koysana. Seninkini de koyayım mı? Evet. Neydi senin? Okan.dogd.ne. Gel oğlum kendin söyle. Gel bu arkaya. Benim TikTok hesabım 35okan.dgn35 olacak. Ben altı yazarım. Hayır. Okan.d35. D35 mi? Evet. Evet tamam. Her neyse baba TikTok hesaplarımız işte söylediğim gibi 10 numara canlı yayınlar olsun, videolar olsun. Çok güzel işler çıkartıyoruz TikTok'ta. Bundan sonra TikTok'tayız. Dediğim gibi Emin Parlak kardeşime de bundan sonsuz kere teşekkür ediyorum. Ayrıca Mustafa ya da Mehmet olması lazım. Emre'de destek olan bir kardeşimiz vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yarışmalarımız oluyor. İşte ödüllü ödülsüz, başka şeyli, başka sunsuz, onsuz, bunsuz. TikTok'tayız bundan sonra dediğim gibi. Canlı yayınlarda olsun, normal videolar olsun. Takip etmenizi, desteklerinizi bekliyoruz. Güzel, başka? Ben dün akşam TikTok'ta asattım Berkan Bey. Yalan söyleme, don aldın mı? araba videolarını beğenmişsiniz anladığım kadarıyla. Hah! Allah Allah. Araba videosunu beğenmişsiniz. Ama lakin Okan Doğan'ın kamera eşliğini tabii ne kadar beğenebileceğinizi düşünerek de. İşte abi kamera açısı çok kötü. Abi öyle yaptığım şöyle oldu. Bir de bana ayetten sana ehliyeti kim verdi diyorlar. Ehliyeti ben sürücü kursundan aldım. İlk başta sana şaka yapıyordum ya araba nasıl kullanıyorum diye bile. Videonun başını izlemişler tamam mı? Yorum atmışlar. Daha arabayı kaldıramıyorsun, birinci vitesi bilmiyorsun, debrajı bilmiyorsun nasıl araba ehliyeti veriyorlar. Baba Allah aşkına videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıyetten orada bir espri, bir şaka, bir şey yapıyoruz yani. Ayrıyetten bir şey daha var ha. Bir tane laf var. Kimse ön yargıyla yargılama. En son izle ondan sonra. Yok taksici orada hatalı değil, yok orada sinyal vermedin, yok burada bunu yaptın. Arkadaşlar trafikte araba kullanan herkesin herhangi bir kural çiğnemeden veya en ufak bir hata yapmadan kullanma gibi bir şansı yoktur. Onu bir kafanıza koyalım. Ayrıca ben araba kullanıyorsam bu şekilde kullanıyorum, kimseyi ilgilendirmez. Kaza belaya yapmadığım sürece, bir şey olmadığı sürece ben böyle kullanırım, kimseyi de alakadar etmez. Mümkün olduğunca trafik kurallarıma uyarak kullanıyorum. O gün de gördün yani. Ben trafikçiyim. Ekspertiz, kimya okuyor, tesisatçı, elektrik tesisatı, kumaşçılık da yaptım bir ara, servisçilik de istiyorsun. Şimdi trafikte oldun, başka son iki ne? Bisikletçisin aynı zamanda, 9'a 8'e yer alıyorsun. Ne olacaksın başka? Duruma göre ne değişiklik gösterirsin, nerede çorba varsa orada gidiyorsun, hep TikTok'asın aynı zamanda. Evet. Her neyse şaka bir yana arkadaşlar, çünkü araba videolarının gelmesini ben de çok istiyorum. Lakin arabayla çekebilecek videolarımızın konu başlığı ve konusu biraz kısıtlı ama elimden geldiğini ister araba videoları ile ilgili ders çıkacağım. Şimdi bu kalemi almıştık gördünüz. Gel Emre'cim. Ben bu kalemci abi. Bu kalemimizi görmüştünüz arkadaşlar. Bu kalemi aldık. Kalemle ilgili çok güzel şeyler var. Ayrıca şimdi bu kalemle bir şeyler ekleyecek misin, satacak mısın diye soranlar var. Ben de daha emin değilim.
Lakin her şeyden önce arkada görmüş olduğunuz turuncu bisikletimin artık finişini vermek istiyorum. Eksikleri vesairesi var, yok değil. Ama bütün parçalarını, her şeyini aldık. Sıfır zincirini aldık, sıfır aktarısını aldık. Ayarlı gidon boğazını veya normal gidon boğazı var. İş lastikleri şu an patladık. Bir iş lastik alamadık. Onu da uygun bir yerde bulunca alacağım. Bu kalemim bu halde. Okan, bu kalem çok güzel. Ben de gel lazım. Arkadaşlar, bir de bu kalemin hikayesini bilmeyenler varsa gelsen anlatayım. Gel Okan. Ben de kızım. Hadi sen anlat. Abi, bugünkü konu başlığımızda haberimize başvurmuş olduğunuz bu kalemim setin yapım aşamaları, siz sattığınızda ne oldu, neler etti, onun hakkında bilgi almaya geldik. Söz sizde. Nasıl olduğunu da detaylarına değil mi? Her şeyin detayına gir. Fazla da girme ama sen suyunu çıkarma gibi bir huyun var bazen. Yok abi. Şimdi ben bu bisiklete komşumuz verdi bana ama mavi hallerini koyarsın abi belki sağda olur. Aldığın zamanları. Hangi komşumuz Okan Bey? Bizim hemen yan tarafta oturuyor. Ne için? Yok, para durumu da olmadığı için. Yok abi, benim hani ben bisikletle yapıyordum ya eskiden, bizim evde yapıyordum. Abi Hüseyin. Komşunuz vermişti, yeni yemek, evet. Evet, ondan sonra işte ben orada bisiklet yaparken bisikleti hurdacıya vereceklermiş. He. Ondan sonra dediler gel sen al dediler, ben de aldım. Ondan sonra ilk de bir ailem izin vermiyor, sonra ben aldım onu zorla. Ben ilk de dış yasa zannettim ama böyle tuzak. Ben arkadaşlar anlamadı, ben onu anlatayım. Yan komşumuzun seti vardı, hurdaya verecekti. Evet. Sen de o sıra evinin altında, kendi apartmanın girişinde bisiklet topladığın, bisiklet tamir ettiğin için evet. Anladı ki al, belki senin işine lazım olur diyerek verdi. Ha. Ailen kabul etmedi, dedi ki ne gerek var. Evet. Sen dedin bir şekilde alman lazım. Evet. Bir şekilde aldın yeni miti baba. Tamam, evet. Numara. Aldım. Ondan sonra tozlu pislikliydi. Ben onu düşüyorsa zannettim. Sonra ben bunu şimdi bisiklet aldım ya abi. Bir yıkadım. Baktım babam şase çıktı. Öyle mi? Allah Allah Allah. Ondan sonra işte uzatması 22 santimdi. Benim Tolga var, bir de onu tanıyorum zaten. Tolga ile hoşumuza gitmedi. Tolga zaten bana fikir verdi. Ben gittim uzatmayı 10 santim yaptım. Daha güzel oldu. Şimdi öyle kaldı böyle. Bu kayamın oldu. Hayır, ben şimdi yanlış olmuşsun. Ben dedim bak. Bu topladığı bir yerde üst forjun da sencesin değil mi? Evet, her şeyi ben yaptım bisikleti. Bütün uzatmasını, uzunluğunu, uzunluğunu yaptı. Ondan sonra gruptan Halil İbrahim kardeşimize sattı. Gaziantep Sarnıç'ta. O aldı yeni mitalleri. Sonra evet. Boya değişikliğine gitti. Evet. Ve arkayı nikelaje gönderdi. Bu kalemi yaptı, nikelaj yaptı. Normal jantlardı değil mi onlar? Evet. Bu kalemin jant. Yok. Düz jantlardı, siyah. Siyah düz jantlardı. Ön maşı normaldi, donel değildi. Evet. Okan dayıken de öyleydi. Ondan sonra ne oldu? Arda aldı. Arda Sönmez aldı. Arda aldı. Arda Donnie'yi taktı sanırsan. Evet. Ondan sonra işte altındaki Muhammed'e gitti. Sonra bana geldi. Yo, Muhammed'e gitti. Oradan Muhammed'den gitti. Bana geldi. Evet. Ben 72 tel taktım. Evet. Egerli'ye gitti bir. Egerli'ye bir gitti. 72 telsiz gitti ama Egerli'ye. 72 tellerle gitti. Hayır. Egerli 72'siz gitti. 72 tellerle gitti. 72 ile gitti abi. 72'lerle aldık. Videoyu açacağız abi. Neyse baba, öyle bir şey oldu işte. Gitti, geri aldık biz onu sonra. Evet. Geri aldık. Sonra ben de bir hafta, bir buçuk hafta, iki hafta falan durdu yine. Evet. Sonra ben ne oldu? Bir kumar yazdık. Kaan dedi kardeşimiz. Evet. Sonra ben ona sattı. O da kemik jant bulmuş bir yerde. Kemik jant takmış. Yaklaşık bir ay, iki aydır dondu herhalde. Aynen. Fazladır dondu. Sonra dedi baba, satıyorum hani, düşünürüm. Dedim tamam, alalım biz dedim. Yabancı etmişse. Aldık kemik jantlarıyla birlikte. Yalar kemikse de kemik jantla birlikte kullanmıyoruz. Çünkü kemik jantlarla ilgili çok güzel soru. Anlayacağınız bisikletin hakkını ben verdim. Uzatma, fırç, üst fırç, basıklık, dip yani. Adam! Kral, bu kral. Bunu aldım mı? Kenara biraz aldım bunu bizde. Hakkını veriyorsun. Bir de bana diyorsunuz abi, hiç bisikletim bilmiyor. Oğlum ben bisikletim bir yaşından geçtim. Ben en fazla test yedim. Ben biliyorum ama yanlıyorum. Of canım sana abi, ben bu bisikletlendeyken ben bir yanlıyordum. Bu kalemun olduğuna neden pişman biliyor musun? Niye? Şu soldaki pembe petaldan dolayı abi, şuna bak Allah'ım. Onun şeyler takmış. Pembe neydi? Pedal. Pedal mı? Pedal oğlum işte. Frenimiz de var ha. Duşakabin borusu. Duşakabin borusu. Vazgeçilmez ya. Ama güzel bir emset. Akışkan. Aynen. Nikellik oluyor. Bu bisikletlendeyken arka jantları ne araba tamponları gördü. Aslan. Çoğunluk Tolga. Arabayı sıfır geçeceğim diye al yanına diyorum, pat koyuyor. Al. Özden gider. Yok abi, ben bu kalemi bilmeyeceğim. Ben de kendim. Bir tur at bebe. Şuradan şöyle işte. Yanayım mı burada içeride? Yanayamaz. Denerim bak ama pedalları göreceğim. Okan'dayken daha basit. Şu an kalktı. Evet. Tabii.
Ama ön doğulundan başa konuşamadım. Yok be. Gitmiyor. Sen beni çekme. Adam koş koş oraya çıkıyor. Geger. Gelmiş o zibi. Tamam sit yerine koy. Artık kapağını çekeceğim. Gel kanka. Videomuzun daha sonuna geldik. Bu hafta biraz video eksik gelmiş olabilir. Like et telafisini yapacağım. Bana güvenin. Ayrıca dediğim gibi medeli çekilişi vereceğiz. Medel. Bana bak şimdi. Elimi takip et. Ben. Okan. Dön. Sponsorlarla birlikte medeli çekilişle veriyoruz baba. Cennet 35. Ne? Cennet 35. Cennet 35. Gel sen oğlum. Geri git. Geri git. Kaldır elini abi. Ya bitti işte. Tamam yumruk mumruk kazın da kapatalım bari. Ne yapacaksın? Dur. Ben yapacağımı çıktım çünkü. Neyse kankalar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi medenin çekilişle ilgili şeylerini bekliyorsanız Instagram çakmak karış hesabımı takip etmeyin. TikTok hesabını da koydum. Onu takip edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Koronasız, sağlıklı, mutlu günler dileriz. Okan kapını şey yapalım artık. Görüşmek üzere. Videoya like atıp abone olmayı. 3 kilo de yumurt atıyoruz. Hadi. Nasıl yumurt? Telefon kırmızı. Atarım şunu. Karabuk. Hadi. 3, 2, 1.